Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de PKK YPG terör örgütüne yapılacak harekat öncesi bölgeye çok büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. American Financial Times gazetesinde yer alan haberde Türk ve Batılı yetkililere göre Ukrayna'daki savaşına rağmen Rusya'nın Suriye'deki konuşlanmasının değiştiğine dair çok az işaret var. Bir Batılı yetkiliye göre Rusya Suriye'de 2000 ila 5000 asker bulundurduğu belirtildi. Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Rusya için Suriye büyük bir başarı ve bunu riske atıp çekileceklerini düşünmüyorum dedi. Jeffrey ayrıca Afganistan'da olanlardan sonra Amerika'nın yakın zamanda Suriye'den çekilmesinin de olası olmadığını düşündüğü belirtildi. Haberde, Jeffrey'e göre Suriye'deki mevcut durum, tüm dış aktörler için uygun. Diğer tarafın kazanmasını engellemekten ve onlar için daha tehlikeli güvenlik durumları oluşturmaktan başka kazanımı olmayan bu karmaşık askeri bağlılık ile yaşamayı tercih ediyorlar denildi. Gazeteye açıklama yapan üst düzey Türk yetkili, Suriye'deki bölgelere neden Türkiye'deki bazı üniversitelerin dini fakültelerinin uzantılarını açtığımız sorgulanıyor. Bunlar DEAŞ'tan kurtardığımız alanlar hangi dini düşünceyi tercih ederiz? Türkiye'nin oradaki yatırımları olmadan Suriyelilerin evlerine döneceğine dair bir umut yok. Ankara'nın Suriye'nin yapısını değiştirmeye çalıştığı doğru değil. Birçok Arap ve Batılı dostumuz bu noktayı kaçırıyor dedi. Haberde Batılı diplomatlara göre Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyonunun yakın olduğuna işaret eden kayda değer askeri faaliyet olmadığı belirtildi. Ancak Suriye Milli Ordusu Siyasi Ofisinden Mahmud Alito, gazeteye yaptığı açıklamada, Türk komutanlar, yerel yetkililere Suriye Milli Ordusu'nun hazırlanmasını söylediğini belirtti. Suriye Milli Ordusu Siyasi Ofis Başkanı Mahmud Alito, Türkiye, daha fazla asker ve silah sevk etti. Türkiye, son bir aydır operasyon konusunda ciddi dedi. Diğer yandan Suriye'deki muhalif gruplar Halep'in batısındaki Kefir Halep beldesinde rejime ait bir buldozeri imha etti. Muhalif gruplar Hama batısındaki Gab Ovası'nda rejim unsurlarını B-9 roketiyle hedef alırken, Ceyşül Nasır İdlib güneyindeki Hantutin beldesinde bulunan rejim mevzileri vuruldu. Türk topçu birlikleri de Resuleyn doğusundaki PKK-YPG terör örgütü mevzilerini vurdu. Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren YPG PKK terör örgütünün, Suriye'nin kuzeyindeki Mer ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG PKK terör örgütü üyesi teröristler sabah saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mer ilçesine sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordusu mensupları Tel Rıfat'ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü. Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren YPG PKK terör örgütü üyesi teröristler çekilmek zorunda kaldı. Öte yandan Irak'ta PKK terör örgütü tarafından sivillere yönelik yapılan saldırının Türkiye'nin üzerine atma çabası tutmadı. Iraklı gazeteci Selam Adil, Zaho'daki saldırıyı araştırmak için bölgeye giden Irak'lı askeri uzmanlar, saldırıda 4 adet 120 mm ve 6 km menzilli havan topları kullanıldığını, bu topların sadece Peşmerç ve silahlı gruplarda olduğunu bildirdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki havan topu 155 mm'dir. Zaho'daki saldırıyı Türkiye'nin yapmış olması muhtemel gözükmüyor. Bu nedenle olay iyi araştırılması gerekir, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını beklememiz lazım dedi. Diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Aharaz gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna ordusu bünyesinde hizmette bulunan Bayraktar TB2 silahı insansız hava aracının Rus ordusuna ait bir Raptor botunu vurarak imha ettiği belirtildi. Odessa Bölge Yönetimi'nin sözcüsü Sergey Bratçuk, Raptor tipi P-275 botu Bayraktar TB-2 silahlı insansız hava aracı tarafından vuruldu ve Rusya'nın kontrol ettiği limanlardan birine tahliye edildiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov ise Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu üssü imha ettiklerini iddia etti. Konaşenkov, Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde yer alan Bogdanovtsi yerleşim yerinde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkeye tedarik edilen orta menzilli Hımars roketlerinin sevk edildiği bir üssün hava saldırısıyla imha edildiğini belirtti. Konaşenkov, söz konusu üste Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen M777 obüslerinde kullanılması için sevk edilen mermilerin de bulunduğunu kaydetti. Konaşenkov ayrıca, Donetsk Oblastında bulunan Konstantinovka yerleşim yerine Rus kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda yüzü aşkın Ukrayna askeriyle yabancı paralı askerin öldüğünü savundu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Ukrayna'da bulunan S-300 hava savunma sistemlerinin birkaç bayraktar TB-2 insansız hava aracını vurduğunu iddia etti. Rusya, son haftalarda HIMARS sistemlerini vurduğunu iddia ederken Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna tüm HIMARS sistemlerinin çalıştığını, Rusya'nın tek bir HIMARS bile vuramadığını açıkladı. Rusya ayrıca savaşın başından beri yüzlerce TB2 vurduğunu açıklarken, bugüne kadar 7 veya 8 tanesini kanıtlayabildi. Rusya en son Odessa'ya saldırı düzenlemiş ve saldırıyı kendilerinin yapmadığı yalanını söylemişti. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrei Yermak, Polonya'nın hibe ettiği PT-91 tipi tankları teslim aldıklarını duyurdu. Telegram kanalından paylaşımda bulunan Yermak, PT-91 tıvırdiler hali hazırda Ukrayna'da, dostlarımız sayesinde, ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Almanya'nın uçak savar silah sistemleri Gepardların teslimatlarının başladığını söyledi. İlk sevkiyatta 15 birimin gelmesi bekleniyor. Kremlin sözcüsü Peskov, Odessa limanındaki askeri altyapıya yapılan atışların gıda anlaşmasının hükümlerinin uygulanmasında yer alacak altyapıyla ilgili olmadığını ve Ukrayna tahılının çıkarılmasını etkileyemeyeceğini, etkilememesi gerektiğini söyledi. Basın mensuplarının bu operasyonun gıda anlaşması üzerindeki olası etkisini sormasına cevaben Peskov, bu operasyon sadece askeri altyapıyla ilgili bunun anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli ifadelerini kullandı. Saldırının yapılmasının ardından saldırıyı kendilerinin yapmadığı yalanını söyleyen Rusya daha sonra saldırıyı kabul ederken şimdi de söylem değiştirdi. Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles saint prot Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşma için, her şeyiyle Türkiye sayesinde, dedi. Uzman, Türkiye'nin tarafsız tutum sergileyerek arabuluculuk rolünü oynanabileceğini gösterdiğini belirterek, bu rolü barış için üstlendi, dedi taraf tutanların tutumunu değiştirmesini sağlayan bu tarz arabuluculuğun teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan uzman, bir tarafı körü körüne destekleyenlerin arabulucu olmasının imkansızlığının altını çizdi. Uzman, Ukrayna için Batılılarda böyle bir durum vardı. Türkiye'nin arabulucu olması çok iyi oldu yorumunda bulundu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde 15 PKK YPG terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada kahraman komandolarımız Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan ikisi sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK YPG terör örgütü üyesi terörist etkisiz hale getirildi denildi.